Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Gayet iyi. Kolaylıklar diliyorum. Yeni bulanıza hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkan. Teşekkür ederim. Ben tamam. Arkadaşlar, bizim bizim sakinlerin yükleri. Genç çalışalım. Saçlar ne güzel ya. Biraz yüzü hiç alabiliriz herhalde. Eyvallah. Hamdolsun, sağ olun. Adı ne bunun? Ayşe. Ayşe gel bakalım. Maşallah ne güzel gözleri. He? Anneyi istiyor bak. Hayırlı işler. Yaşar var mı kardeşim? Bak hadi merhaba de. Merhaba de hadi. Aldım. Amma da sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, iyi. Sizler nasılsınız? İyiyim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olan eksik etmeyin. Arkadaşlar araç var. Sizinle beraberiz. Sağ olun. Sizinle beraberiz. Çocuğumuz var. Kemal Atatürk kurdu zannedecek. Hiç korkmayın başkanım. Saray başkanım. Hanımefendi lütfen. Hoş geldiniz. Sancak, Gazi Ocağı, Bola İbrahim'imize hoş geldiniz. Sağ olun. İsmim Ahmet İlhami Işın, emekli tarih öğretmeniyim. Bu Namık Kemal Türbesi ve Gazi Süleyman Paşa hakkında kısaca bilgi vereceğim. Dilerseniz hem yürüyelim hem yürüyelim. Hem size anlatayım. Arkadaşlar geniş çalışalım lütfen. Rüştiye'yi İstanbul'da okur. Ondan sonra Anadolu ve Rumeli'de çeşitli memuriyetlerde bulunur. Özel eğitim alır. Devlet hizmetine ilk kez İstanbul Tercüme Dairesi'nde katiplik olarak giriyor. Kars'ta ona rehberlik yapan öğretmenin sayesinde şiire merak salar. Hepimizce malum olan şu mısraları yazar. Vatanın bağrına dayamış düşman hançerini, yok mu kurtaracak bahtı kara madenim. Namık Kemal'in bu dizelerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında Sivas'tan temsil heyetiyle Ankara'ya gelirken o mısralara şu cevabı verir. Vatanın bağrına dayasın düşman hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara madenim. Namık Kemal'in ruhu için, buradaki meftun şehitlerimiz, gazilerimiz için El Fatiha. Son geldiklerinde 20 bin askerle bu bölgeye geçmişti. Bu tarafa devam ettiğini görüyoruz. Bunun en büyük özelliği de yan tarafta atının gömülmüş olması. Vasiyeti üzerine buradaki gaziler ocağının cümlesi maksadıyla buraya getirilir, defnedilir. Gazi Süleyman Paşa ve yanındakiler arasında ruhu için efendim. Hemen böyle de bakın. Güzel görüşsene. Efendim buradayım. Şanlı gazetemizi takip etmek istiyorum. Hiçbir gösteremiyorum. Yalnız gösterseniz hanımefendi. Bir şey rica edeyim. Bir izleyi 7. alay olarak. Abi kamerayı biraz çeksene gel. Kütüphanemiz. Eski 57. alay adına yapılmış olan kültür merkezimiz var Bolu'da. Esnaflarımızın çok sorunu var. İşçimizin çok sorunu var. Bütün insanımızın sorunu var. Ama bizim en önemli sorunumuz vatan. Andımız. Bayrağımız, İstiklal Marşımız, Türklüğümüz, bunları korumak adına ne yapabiliriz, ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Bu değerleri korumayanlara gerekli dersi vereceğiz. Demokratik yollarla. Evet. Demokratik yollarla sandığa gideceğiz.
7. aday. Sizin saydığınız değerleri, değerlere sahip çıkmayanlara gerekli dersi verir. 1915'te Çanakkale Geçilmez Destanı'nı yazanları acaba gençlerimize yeteri kadar anlattık mı? Yani Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları verdikleri mücadeleyi, o mücadelenin değerini yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik. Ülkemizi seviyoruz, evet. Her birimiz farklı görüşlerde olabiliriz, evet. Farklı kimliklerde olabiliriz, evet. Ama bayrağımız ve vatanımız söz konusuysa kenetlenmemiz gerekiyor. Bir arada olmamız gerekiyor. Neden 10 milyonu aşkın işsizimiz var? Neden? Mısır getiriyoruz, neden? Hayvan yemi. Konya'dan küçük bir devlet olan Hollanda yıllık 183 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Bundan noktada sosyal mesafe kuralları onlar herkes yerinde dursun. Başkan yardımcısı. Müsaade edin. Müsaade edin. Sosyal işler. Hoş geldiniz. Fazla gel diyecek. İstanbul Boğazı. Tamam. Kesmiş. İstan ediyoruz. Arnavut kaldır dediğimiz şey var. Hiç olmazsa burası koruyalım istedim. Bu taşlar değil mi? Şunlar. Evet. Onlar eskiden kalan. Eski Arnavut kaldırımı. Genellikle tüm Türkiye'de dökülen. Daha sonra tabii yaptık. Ayrı bir özelliği olsun istedik. Doğru, güzel ama. Duvarları yeniden kalmış bu eski antik Bizans'tan. Evet. Kalma daha sonra Osmanlı'ya gelme. Burada ayrı iki konak varmış. Şu eski surlar. Bu eski surlar Kale Burcu. Bak öyle mi? Kale Burcu. İki tane havuzumuz var aşağıya. Evet. Bilemiyorum yürüme imkanı olursa onu göreceğiz. Şeyde yorgunsunuz. Orada iki tane şeyimiz var. Eski tersane. Osmanlı ilk tersanesi ama bunlar Bizans dönemi. Bizans dönemi, evet. Tersane hemen onun bitişinde bir tersane var. Hmm. Osmanlı orada. Evet. Şey, daha dönemde antik dönemde ileride de varmış. Evet. Tabii onları bozmuşlar şimdi eski özelliğini yitirdi. Evet, evet. Bu bölgede tabağa işlenmiş hali. Evet. Sayın Genel Başkanım. İyi yatıyor. Onu da verelim ama. Başkanım diyor, içini bir teker koyarsak zamanla onu ağzını tatlandırır. Güzel. Bu da onlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün sadece size özgü. Bu da aslında bir Balkan kültürü. Sayın Genel Başkan. Tabii. Yani bu böyle mi artık herkes tabii sahiplenmeye kalıyor. Tabii. Bizim Tekirdağ'ın hoş benimi değil. Yeni olduk bir reisimiz. Varlığım, varlığım, Türk varlığına, Türk varlığına, armağan olsun, armağan olsun. Ne mutlu, ne mutlu, Türk'üm diye, Türk'üm diye. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler.